Evet, türkülere, ezgilere, ağıtlara gönül veren canlar merhaba. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuklarım halk müziğine, halk kültürüne çok büyük emekleri geçmiş. Hatta emekçileri sayılır. Erol Parlak, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol Mahmut Baba, sen nasılsın? Sağ olun, çok sağ olun. Erol Parlak, ben hani dediğim gibi Erol Parlak gelecek dedim. Hakikaten gerçekten şeyde Dem TV şeyde çalışanları çok mutlu oldular. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Ve ben Erol Parlak'ı çok yakın tanıyorum da diyorum ki acaba Erol Parlak kendisini az ve öz tanıtsa. Ne derler? Evet. Mahmut Baba, ben mütevazi bir Anadolu ailesinin çocuğuyum. Evet. Saza söze gönül verdik, yurttan sesler dinleyerek. Daha sonrasında da işte sizin gibi, Neşet Usta gibi, Mahsuni Usta gibi büyük ustaları dinleyerek yolumuzu bu yönde çizdik. Ondan sonra da malum mektepli olduk. Şu anda da bu kültüre elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz, taşımaya çalışıyoruz. Erol Palık, ben bundan sonraki yaşamında başarılar diler ve yolun açık olsun derim. Teşekkür ederim, sağ olun. Dönüyorum Nurgül Ateş'e. Nasılsınız Sayın Hemşerim? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Malum kış sezonundayız. Tabii hastalıklar ki. Birlikte sözüm olduğu için gelmek durumunda kaldım hocam. Sağ olasın. Onun dışında gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz. Sağ olasın. Ben de aynıyım yani de. Geçmiş olsun. Gerçekten Nurgül Ateş de yani bu kültüre çok emeğe vermiş. Nurgül Ateş'e de sorsam ne derler? Hocam Nurgül ben de biliyorsunuz Sivas Divriliyim. Evet. Dolayısıyla türkülerle büyüdük. Ben de işte TRT dönemlerinde radyo, işte ailem radyoda Mahmut Erdal dinlerdi, Mahsuni Şerif dinlerdi. Evet, evet. Yurttan sesler türküleriyle büyüdüm. Dolayısıyla böyle bir yeteneğim olduğunu söylediler. Sağ olsun rahmetli babam ailemin desteğiyle birlikte. Sivas'tan çıktık, İstanbul'a geldik. Evet, müziğe gönül verdim hocam. Elimden geldiğince iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Nurgül, ben senin yaşamında da başarılar diyeyim. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun diyorum. Sağ olun hocam. Ben her zaman olduğu gibi bir şiirimle bir güzelleme okuyayım. Daha sonra saz sözü sizlere bırakacağım. Olur mu? Memnuniyetle. Kıskanırım seni dünya tatlısı. Arı yanağında. Giyinip salınma şalı libası, nazara gelirsin, kil alır gider. Aşıkın maşıka sitemdir kârı, gül olmasa bülbül eder mi zarı? Mevla'yı seversen çıkma dışarı, zülfünde rüzgar til alır. Konuşma yad ile düşersin dile, gel ağlatıp beni çektirme çile. Aylar günler değil bir dakika bile, korkarım ömründe yıl alır gider. Eşin yoktur tek gelmişsin evrene, okursun meydanı devri zamana. Leyla mısın Mecnunların yolunda, ne tatlısın bal dökülür dilinde. Doldur ver zehiri içem elinde, süzülür bedende bal olur gider. Ateşlere yakma Mahmut Erdal'ı, soldurur yaprağı kurudur dalı. Tutuşur yanarsam Kerem misali, sinen aslı gibi kül olur. Evet, gönlüme sağlık. Ve dönüyoruz Erol Parlak. Evet, ben de sözleri Aşık Özlem'i, müziği evet. De Seyfi Alkan kardeşimize ait Eller Güldü Ben Gülmedim. Evet. Redifiyle giden bir türkü söyleyeceğim. Tabii. Thank you.
uzun yolda eller güldü, ben gülmedim. Ömür denen uzun yolda eller güldü, ben gülmedim. Çiçeğim kurudu dalda, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim ey. Çiçeğim kurudu dalda, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim ey. Bülbül gibi düştüm dara, ta ezelden baktım kara. Bülbül gibi düştüm dara, ta ezelden baktım kara. Sinemde gizlidir yara, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Sinemde gizlidir yara, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Başımda dumanlı dağlar, iklim iklim beni eyler. Başımda dumanlı dağlar, iklim iklim beni eyler. Özlemim geçti çağlar, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim ey. Özlemim geçti çağlar, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim ey. Bülbül gibi düştüm dara, ta ezelden baktım kara. Bülbül gibi düştüm dara, ta ezelden baktım kara. Sinemde gizlidir yara, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Sinemde gizlidir yara, eller güldü, ben gülmedim. Ben gülmedim. Ne sağlık. Teşekkür ederim. Dönüyoruz. Nurgül Ateş'e. Nurgül Ateş, neler diyeceksin bize? Evet. Benim albüm Erol Hocam'ınki henüz çok yeni daha. Evet. Benim bir hayli oldu hocam. Yani 3-4 sene oldu yaklaşık. Hı. O albümden ben bugün dinleyicilerimizden özür diliyorum. Tabii gerçekten ki, rahatsız olduğum için canlı okuyamayacağım. Albümden Ömrüm Türküsü'nü okumak tabii isterim. Tabii ki. Ali Yavuz'un güzel bir bestesi. Thank you.
çok kısa o. Çıkar mıyız bilmem yaza o. Ceket eski kolu kısa, dert tükenmez yaza yaza. Oy ömrüm ömrüm ömrüm, oy ömrüm benim ömrüm. Oy ceket eski kolu kısa, dert tükenmez yaza yaza. Sağlık. Ağzına sağlık. Nurgül çok da güzel bağlama çalar. İnşallah başka bir programda çağırdığın zaman bağlamasından gelir. İnşallah hocam. Tabii. Yani üstad burada şimdi çok da güzel değil. Şimdi kendimize çalıyoruz. Bizim orada bir Hasan Karaca vardı biliyor musun? Gelik manasını askere gitmemek için doktora kulağım duymuyor demiş. Doktor bakmış kulağında bir şey yok. Yürü bakalım demiş Hasan Karaca. Şöyle bizi ayrılmış arkasında Hasan Karaca, Hasan Karaca. Hasan Karaca hiç o yanında olmuyor. Yani hani kulağın büyümü dedi ya. Evet. Çağırmış yanına usulca hafifte kulağına Hasan Karaca yavrum hiç mi duymayın demiş. Doktor bey hiç duymayın demiş. Evet Erol şimdi CD'nde çalışmalarında söz edeceğiz de bir Neşat'tan veyahut yüreğinde ne geliyorsun? Bir Beyhude adlı bir deyiş var. Hareketli, biraz tamam. Dertli başlangıç oldu. Tamam. Şey, evet. Seninki de öyle denk geldi üst üste. İyi. Beyhude adlı bir deyiş var. Erdal Küçükkaya müziği. Sözü evet. De Hüseyin Poyraz, Erdal Küçükkaya. Onu playback yapalım. Ondan sonra tamam. Canlı çalacağım Neşet Sarı'dan. Tabii. Kesbi karım dost yolunadır. Dostun dosta muhabbetin özden candandır. Benim kesbi karım dost yolunadır. Müzik
dua cevri aile zarlandır. Enginin dağ hevesi dumandan kardandır. Çölün ummanlara meyli beyhude haldandır. Haldandır dost, haldandır. Dostum dosta muhabbeti özden candandır. Benim kesbi karım dost yolun adır. Dostum dosta muhabbeti özden candandır. Benim kesbi karım dost yolun adır. Dervişin menzili aşkı çileli yoldandır. Kişinin kamil olması derunu dildendir. Canın ecelle kavgası beyhude haldandır. Haldandır dost, haldandır. Dostum dosta muhabbeti özden candandır. Benim kismi karım dost yolun adır. Dostum dosta muhabbeti özden candandır. Benim kismi karım dost yolun adır. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Hay hocam, bir kere daha iyi ki ben bu mesleği seçmişim. Gerçekten. Sağ ol. Sağ ol. Elinde bir yapıtım var, Yalın Kat. Arda Müzik'te, evet. Baki ile çalıştın. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Baht açık olsun. Sağ olsun. Neler demek istersin? Diyeceğim, pek de bir şey demek aslında takdir dinleyicilerin tabii oluyor ki, tabii her zaman ki, tabii için. Tabii zor koşullarda şu anda ülke müzik sektörü biliyorsunuz tabii ki, tabii. Mahmut Baba. Siz içindesiniz. Ama bu alanın emekçileri gerçekten çok zorluklar yaşıyorlar. Ben kendim için söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Hele ki halk müziğiyle uğraşanlar. Ben dinleyicilere şu mesajı vereyim. Çok büyük emeklerle, çok zor koşullar altında bu çalışmalar sizlere ulaşıyor. O yüzden lütfen bu korsana izin vermeyelim. Bu haksız kazanca izin vermeyelim. Eğer bu sanatın yaşamasını istiyorlar ise. Erol, öyle de şimdi Türkiye'de, bu ülkede kim yanı yasaklara uyduk, uymadık. Her şey yıllardan beri söyleniyor değil mi? Zaten korsanla ilgili hocam çok yasakla bağlamamak lazım. Bu biraz vicdan tabii işi. Ki, bir tabii. Kültürün hem yok vicdan, olması hem de söz uygarlık, konusu. Evet hocam. Uygarlaşma yani süreci bir kültürün bence. Yok olmasıyla ilgili bir durum. Tabii bu çok tabii, ciddi tabii. Bir sorun aslında. Tabii hiç bu kadar tabii. Risk altında olmamıştı. Evet. Hele dediğim gibi halk müziği, gelenek müzikleri çok zor koşullar altında gerçekten ulaşıyor. Öyle. Dinleyicilerimize bir fazlaca duyarlılık. Yalnız şunu söyleyeyim de, bizim zamanımızda gerçekten de yani önümüze bir teyip korlardı. Çalar söylerdik, onu plak yaparlardı. 45'lik devrinde. Şimdi o zamanlar daha güzeldi ya. İnsanın bir haksızlık yoktu yani. Plak alındı. Evet. Gerçekten insan çok duyarlıydı. Şimdi ben kendimden örnek vereyim hocam. Ben sizden bayağı bir sonraki kuşağım ama yani işte bir kasete, bildiğimiz o kasetlere yeni öğrendiğimiz bir türküyü çalıp sesimizi dinlemek. Yani o coşku, o heyecan artık yok. Şimdi stüdyoda çalışıyoruz, o bile tatmin etmiyor. Garip bir dünya içine girdik. Evet, evet. Şimdi madde gelişti. Madde girince evet. Maneviyat çok geriledi. Kesinlikle. Maneviyattan kastım tabii genel anlamda yaşamsal evet. Kültür çok geriledi. Eskiden daha bereket vardı. Ben kesinlikle. İnsanlar da toprağın kokusundan mutlu olurlardı. Yani toprağın kokusu bile insanı mutlu ederdi. Şu anda dünya topraklara sahip oluyorlar, mutlu olamıyorlar biraz. Çok. Şimdi evet. Ben bir şey anlatayım. Bizim Çamşık'ı 9 fare köyden oluşan bir sacaya yani. 9 mu 12 mi hocam? 9. Ben 12 biliyorum, yok, yanlış 9. Biliyorum o zaman. Da yalnız şey yani birbirine araları yaya 10 dakika, 20 dakika.
bir akrabamız vardı yani. Hep birbirinin akraba ya. Aşık Hüseyin köyünden çıkardı. İki ay köyüne gitmedi. Halbuki 20 dakika bir yani. Yaya 20 dakika. O zaman Şilebedinden şey giyerlerdi. Çeket, pantol kimde var? Şilebedinde gömlek giyerlerdi. Şu diz kapağını örterdi. Bir sazı vardı şöyle. Onunla yatar, onunla kalkardı. Ya. Saz elinde dolanırdı. Gerçekten de Erol. Bizde daha çok kalırdı yani. Sabahın erkeninde kalkardı. Ahu direk direk göklere çalmış. Kamda gördüm yine garip bir gülüm. O sazın tınısını bir türlü unutamıyorum yani. Evet. Gerçek o yani. Şimdi tabii ki teknik her şeyleri geliştirdi ama o güzellikler yok yani. Evet. Evet. Sözü fazla uzatmayalım, dönelim size. Sağlık. Mevlüt Çağlayan. Çağlayan, Ozan Çağlayan'ın. Çağlayan, Mevlüt. Mevlüt Çağlayan, ha, evet. Tamam, tamam.
Cevdet abinin. Evet, Erol biraz evvel bir dinleti, bir de ayrıca bir konserin. Bunlardan söz eder misin? 9 Mart'ta Cemal Reşitçi konser salonunda bir solo resitalim var. İnşallah. Bir de 22 Mart'ta da Spor Yazarları Derneği'nde. Ne güzel. Lokalinde. Hem gelmiştim. Geldim evet. Çok güzel de o gece değil evet, mi? Dostlar, evet. Bütün dostlarımızı bekliyoruz. İnşallah. Orada olacağız inşallah. Ben bir senin memleketinde bir fıkra anlatayım. Fıkra değil de olay yani. Evet. İsim vermeye gerek yok. Bir vatandaşın biri vali olmadan önce Kazman'da kaymakammış. Fakat bir muhtarın metrisi reisi şöyle mukallit, böyle mukallit devamlı şey geliyormuş. Kulağına geliyormuş muhtarın mukallit oluşu. Merak etmiş, arabaya bindim diyor, gittim diyor. Kapıda beni karşıladı, vay kaymakam bey sen de buralarda bulunur musun diye estek diyor. Çıktık yukarı diyor. Bağırdı diyor, gelin de diyor, kaymakam beye bir yorgunluk kayfası yap dedi diyor. Ya diyor, gelin kaybeyi uzadırken boş bulundu diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Koyverdi diyor. Bu arada diyor, muhtar evet dedi diyor, ağzına evet kelimesi çıktı diyor. Allah Allah. Bir mana veremedim bunu, evet niye dedim. Şimdi diyor gelin diyor, artık yemek geldi, çay geldi, daha gelin utanayım. Kabahat işledi ya. Neyse muhtar, ben gideceğim dedim, bir aşağı indim diyor. Dedim ki diyor, ya muhtar olabilir. İnsanlıktır, boş bulunabilir. Sen o arada niye evet dedin dedim. Dedi ki diyor, ya kaymakam bey bunu anlamayacak ne var? Bizim burada gelinler kayınbabasının yanında sesli konuşmaz. Affedersin, kavarayla. Kazman kaymakam bu mu dedi, ben de evet dedim diye. Bunu anlamayacağım. Lan diyor, namussuz nerede buldun diye, nerede hemen bunu yemiştirdim diyor. Öyle. Dönüyoruz Erol Parla. Evet, bir tane canlı yaşa, okuyalım. Tabii ki. Aslında bugün hepsini canlı çalmam lazımdı. Hani saz var, her şey var. Hasta da değilim. Evet. İzleyicilerimizden bir izah gerekiyor tabii. Şimdi malum canlı çalıyoruz ama tek sazla orkestra şeyi olmuyor. Albümü biraz duyurmak istedim ben. Tabii ki. Zaman içerisinde zaten programlarda tabii. Hep canlı tabii. Da çalacağız. Thank you.
aldın aklım bir bakışta, yaktın yüreğim ateşte, al hançeri sinem işte, acımasan vur sevdim, al hançeri sinem işte, acımasan vur sevdim, acımasan vur sevdim, vur sevdim. Al hançeri sinem işte, al hançeri sinem işte, acımasan vur sevdim, acımasan vur sevdim, vur sevdim. Sevdiğim başımın tacı, sevdiğim başımın tacı, merhamet et bana acı, sendedir derdim ilacı, himmet eyle ver sevdim, sendedir derdim ilacım, himmet eyle ver sevdim, himmet eyle ver sevdim, ver sevdim. Sendedir derdim ilacım, sendedir derdim ilacım, himmet eyle ver sevdim, himmet eyle ver sevdim, ver sevdim. Sağlık. Burada da neşet almış olduk. Bundan birkaç şey anlattım ya size. Hüseyin Fırtına'nın orada akşam 7'de oturduk. Sabahın 9 oldu. 2 tane 70'lik bitti. Hayret edeyim, o perdeleri nerede şaşırtmadan buluyor ya. Gerçekten bu ya. Evet, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız diyorum. Mahmut Erdal'la Türküler Üzümüz devam edecek.